Qizim, o'qishga borma. Burchim va ajalim millat uchun o'qimoq. Bir, siz emas, millat otalari uchun nomusim qasam. Kimdir ilk qadamni qo'ymog'i kerak. Quruq savollar, gumonlar, xavotirlardan qutulib boshlamog'i kerak dunyoga ko'z ochishni, o'qishni onalari ham o'zbekning. Kimdir ayol yo bokira bir qiz vatan uchun o'lmog'i kerak-ku, tug'ishdan ortib. Men ona bo'lmoqdan ko'ra shu millat uchun yuksak o'qimoqni afzal ko'rdim. Yo xato qildim, ota? Faqat qul farzand tug'moq sharafmi bu qopqondagi yurtda? Onalar shundoq ham ko'p-ku, ichlari to'la bola. Men ular tuqqan bolalarni to'plamoqchi edim ilmga, ma'rifatga. Ammo qarshimda turibdi bir o'q va baxt qaro ota. Bezoda qilaman. Saratonda, qor yoqqanda, tush tunda. Ularga aytmoqligim kerak. Qo'rqoqni tug'moqlik hali onalik emas. Mardlarning onasigina onadir faqat. Bizda esa bunday ayollar bir vaqtlar edi serob. Ammo qo'rqoqni tug'ish urfda hamon. Qo'rqma romanidan. Bugungi mehmonimiz Qo'rqma romani muallifi, yozuvchi Javlon Javliyev. Assalomu alaykum Javlon. Xush kelibsiz. Vatan, millat, milliy g'urur, xalqimizning o'y kechinmalari, dardlari, ularni qiynayotgan muammolar haqida, sho'ro tuzumi haqida ko'p yozasiz. Aslida esa siz mustaqillik farzandisiz, 91 yilda dunyoga kelgansiz. Qayerdan bu qiziqish, qayerdan bu dard sizda paydo bo'ldi? Mustaqillik yillarida tug'ildik, haqiqatan o'sha bizda doim bir savol turganda, o'sha televizorda men 9-10 yoshlarimda shuni kuzatganmanki, televizorda doimiy o'sha shiorlar, mustaqillik, mustaqillik, mustaqillik degan gaplar juda ko'p takrorlanardi. Va o'sha biz hatto tasavvur o'sha ko'taringki, qandaydir mustaqillikda tug'ilishni o'zi ham bir katta baxt deb shuncha ko'tarinki ruhda, bir qandaydir ruhda katta bo'lganmiz. Va eslaymanki, men o'ylaganmanki, hatto Toshkentda oynayi jahon orqali tasavvur paydo bo'lganda, Toshkentda bironta ko'chada buzuq joy bo'lmasa kerak. Yoki Toshkentda bironta bir kambag'al yashamasa kerak. Yoki Toshkentda bironta bir xo'rlangan odam bo'lmasa kerak deb o'ylaganman. Va biz faqat o'sha qishloqlarda, qishlog'imizda odamlar, ularning ruhiyati va biz bu aynan bir tomondan bu faxr bo'lsa, ikkinchi tomondan o'ylashga majbur qilgan. Aynan nimaga o'ynay jahonda boshqacha manzara, hayotda boshqacha manzara. 2006 yilda O'zbekistonda kutubxonalar buzilgan. Ya'ni ular kollej kutubxonalariga berib yuborilgan va bu o'sha paytda men yosh edim va bu lekin o'sha katta bir fojia bo'lganini his qilgan birinchi marta, ya'ni nahotki biz mustaqilmiz, erkin davlatmiz, lekin nega kutubxonalar buzyapmiz degan. Keyin o'sha payt ammam kutubxonachi edi va biz kitob tashiganmiz. O'sha paytda kitoblar qanchalik xor bo'lganligini ko'rganmanda. Ya'ni o'sha biz ham ma'lum miqdorda ammam menga kitob sovg'a qilgan. 2 bet. O'sha paytda bu hammasi tarixiy kitoblar edi va juda yaxshi saralangan edi. Unda eng katta baxtim mana shu 2 qop kitob bo'lgan bo'lsa, o'shanda Behbudiyni, Fitratni, Cho'lponni, erkin ruh, erkin tafakkurdagi kitoblar edi. Uni o'qigan odam endi boshqacha ko'z bilan qaray boshlardi. Ya'ni siz shunchaki biror ko'ringan manzarangizga endi boshqacha, ya'ni kadr ortidagi manzaraga ham nazar tashlashdi. O'rgana boshladik va ko'zimiz qaysi ma'noda ochila boshladi. Ya'ni har bir narsa bekorga bo'lmasligini, har bir narsa zamirda bir taqdir borligini angladim. Keyin bir narsa angladimki, taqdir bu qaytariluvchi kuchga ega ekan. Taqdir takrorlanish kuchga ega va bu meni dahshatga sola boshladi. Biz avval yakta-yakta bo'lgan bo'lsak, bugun futbolkada o'sha so'zni aytishimiz mumkin. Ya'ni biz avval choponda sotgan bo'lsak millat, bugun kostyum shimda sotishimiz mumkin. Va buni menga anglatgan faqat jadidlar bo'ldi. Faqat jadidlarning kitobi, ularning maslagi, ularning ruhi menga erkin so'z va erkin tafakkur bilan yondashishni qaysi ma'noda o'rgatdi, qo'limdan yetakladi. Mana shuni
şu kitap, kitabın kudreti belki şudur. Belki onun hiç kadar basın ve davr təsir qılmaması gidedir. Çünkü zamanlar özgürlüğü de kitabdaki mazmunlar, çıkan kitablar şu şu halde saklanıp kalışı avlatlarını tərbiyeliydi. Öyleyim ben. Daim yazıştan kaçtım bunun için. Yazıştan kaçtım ki yazıçılık akıbat işte dəhşətli buluşu mümkünlüğünü öyleyim ben. Biz için şey, motivasiya, yani bir türtki buladıkken şey, bir yazıcının bakli hayatı yok idi. Yani yazıcının kaysırmanda şu ki okuyucular, onun okuşu, bakli hayatı deyken aynen şunu düşünüyorum ama ki okuyucular okuşu ve onun düşünüşü. Bu uzun auditoriyası iyi buluşu. Çünkü malum bir gayanı, malum bir maksatlarını kitabı sindirirken onu elbette aksa da olup kayıtışını haklıydı. Tabi şu dekkan elbette hasılını kütkende yazıcıyım. Uzun asardan hasıl kütle başladı. O şey motivasiya yok idi. Yani bizde cemiyette. Yani şu 80-70 yıllardaki yazıcılarga ajratilgan imkoniyatlar ham yok idi. Yani kim o şey korku başladı. O şey yazışta. Yani ailenizde, yakınlarınızda, otanenizde öyleysiz ve ilkenizde yigitlik burcu duradı. Yani aile tebratış gerek. Ve min ve usmurlik yaşımda yetişim bilen min katarı yigitler o'zi ishlash uchun chetga keta boshladi. Ya'ni tirikchilik g'ami tushdi. Hali yosh bo'lishda qaramasdan, biroz tirikchilik g'ami tushdi va siz o'sha payt faqat kitoblar o'qib, kitoblar bilan mukka tushib o'tirishingiz qaysi manda g'alati tuyulardi. Chunki siz o'sha payt oilani yelkaga olishingiz kerak va unga qarashishingiz kerak edi. Biz mustaqillik yili tug'ilgan yoshlar, biz shuro odamlari bag'rida. Hazır geçe ular bağırdı, ular karamağıdı. Ularını geplerini iştip, ularını irteklerini iştip, ularını yakşı ve yaman geplerini iştip terbiyelendi. Bizge kolumuzge gül tütkenem, kolumuzge keltek tütkenem, şura dağırdı kette bölgen adamlar. Ular, ularını tingleş, ularını urgenleş, ularını hayatıdan hulasa çıkarış hareket kılardım. İsmail Gasparali bir geplerini dedi ki, Tarık 60'dan sözleydi, lakin geleceğini korsatadı dedi. Yani bundan 100 yıl aldın, bu şey talebeler yaz yaptı ki biz 1920 yılda bugün Japonya'ya ve Germanya'ya havas kılıyapmız. Ben Xudodan ben korkamam ki dedi. Biz 100 yıldan keyin ham Japonya ve Germanya'ya havas kılıp yaşasak bu kandır dahşat dedi. Yani bu kandır bir ayançlı. Ve bugün qarangi 2020 yilga kelib ham biz haliyam Yaponiya va hamon Germaniyaga havas qilib yashayapmiz. Nima uchun biz haliyam o'sha faqat havasda va qolyapmiz? Chunki biz doim avval Sovet ittifoqi, ya'ni mustamlaka tuzum millatning eng nodir kadrlarini, yuksak kadrlarini yo'q qildi. Biz nodir kadrlar shunday ediki, ular mamlakatning umum başkara oladigan 5% kısmını, yani küçülük kadrlarını, yarımını cismanı yok kıldı, yarımını ruhu, yani korkakka çıkarıp koydu. Onların iş stolu üstüde, yok ki kukreklerine takılırken medyaldan korkuşlardı. Onlar, biz yarımını mükafat bilen seyledik, yarımını yok kıldık. Ve neticede kukke parvaz kılıyken laçın boynuna medyal takkından gibi baş eğilip kaldı. Yani o doğru sözünü, doğru gapına ait olmaya kaldı. Ve biz ular bilan sağlam cemiyat qura olmas edik. Çünkü qachonki şahslar, erkin şahslar, erkin fikirler ve ilimli şahslar erkin yol açılar iken, o kadrlar kadrlanar iken ve uzunu her bir aytgan gapi için hafsız ekanligini ve her bir aytgan gapiga cevap bera olishini bilgandagina cemiyat o'sa boshlaydi. Roparasa bir asır avval 70 nafar yosh o'zbek qizlarini Germaniyaga borib tahsil olishi haqida va ularning keyingi ayanchli taqdiri haqida yozdingiz. Nima sabab, nima turtki bo'ldi? Nega Germaniyada o'qigan talabalar? Ularning kuchi nima deydi? Ular o'sha ularning kuchi avloniy maktablaridan. O'sha Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, o'sha Hamzani maktablaridan chiqib ularda bir nafaqat ilm, balki o'sha millat tuyg'usi bor edi. Biz mustaqillik yillarida ham talabalar jo'natdik, lekin ularning ko'pchilik qaytib kelmadi. Germaniyada o'qigan talabalarning bir yutug'i bor ediki, millat tushunchasi shundayki, uni hech agar bir singdirilsa, millat yo'q qurligi, ya'ni g'ururi bir uyg'onsa, uni hech nima bilan
bukup ya ki yukarıda bulmaydı. Şöyle bir talabanı yapıp var. Eğer bugün Türkistan'da her 100 baladan 30 vefat etmektedir. Tuğulgenden vefat etmektedir. Çünkü onlar emleş, doğru, tuğruk ve nasağlam hayat tarzı için vefat etmektedir. Ben şifakar bulatırıp, Almanya, yani dünyanın en ruvajlengen memleketinin diplomu bulatırıp, Türkistan balaları vefat ederken min Berlin'de kalsam bu min haramdır dedi. Bir millet kızı, bir yaş gene kızının bu gapı karan kanaka cüret, kanaka bir niyeti tazalığı ve memlekette ölüm bulatırıp, memlekette şuna katta bir xavf bulatırıp ve kaytadı ve 37. yılda ve şefkasız ravuştu, kamak kalınıp 38. yılda atıp taşlanadı. Ve bunların oku gelmemde min dehşetlik düşkün. Birinci nöbette o şey, kitaplarda, tarihi hüccetlerde, arxivlerde 2016 yılda yatakhanada durardım ve ballardaki korkuğunu ve cüretsizlikini örgünerdim. Hemhanelerimde. Çünkü çok uxlardı, talebeli yatakhanalar. Çünkü yatakhanamız inst içindeydi ve ballardaki çeksiz uyku gendiriş. Uyku nemeden kep çıkar, yani maksat yokluğundan. Bir yürekte yanık niyet yok. Doğru. Çünkü Ali talim dizimi, dersler ve şu mekanizm kaysımanda kandaydır bu doğru yola koyulmagenliği, bolada iştiyak yokluğu, bolada ruh yokluğu mundurak bir avlat. Yani o tuyğularını tanımaydıken avlat. Hatta o sevgenliğe hem atanasını yetekleşip boladıkenli, o turmuş ortağını hem atanas tanına biradıkken avlat da o stik. Ve o şey yatakhanada ben bolalarda kaç saat uxlaşını, nima haqda o'ylashini, telefondan necha soat gaplashishini, internetdan necha soat umri bilan qiziqib yurgan paytimda aynan Germaniyaga o'shda hayotim kirib keldi. Bu dahshat edi. Men kimman deb o'zimga savol berdim. O'zimga ham shu yoshlarni bilasiz. O'zim men maqsadim nima yashashda? Bularning maqsadi nima edi? Biz mamlakatni kimdir va kimlardir reforma qilish kerak-ku qachondir? Biz faqat tanqid yoki kamchiliklarni aytish bilan davom etaversak 100 yildan keyin ham mamlakat shunaqa, mamlakat o'zgarmaydi, bunaqa jamiyat deb tanqid qilaveramiz. Lekin kimdir o'zing nima qilding degan savol bor. Sen shu millating uchun nima qilding degan bir savolga men o'zim nima deb javob beraman. Ya'ni bugun va bu talabalar menga shuni o'rgatdi, shuni shivirladi. Qahramonlik qilishing uchun katta bir ish qilish kerak emas, o'z kasbingning ustasi bo'lish kerak. Va bu maslakda doim turish kerak degan o'yladim va taqqos paydo bo'ldi. Bugungi 2016 yil yoki 2020 yildagi talabalar bilan 1922 yilda shu Berlinga ketgan talabalarning o'rtasidagi ular ruhiyat o'rtasidagi taqqos. Bir voqeani aytib beraman. Bir kuni erta tongda bomdoddan yozishni boshlagan bo'lsam, kechki soat 10 gacha yozgan ekanman. Bu qandaydir kuch kelgan. O'sha g'ayrat bilan yozganman. 8-chi qavatda turaman va o'sha derazadan qaraganimda o'sha xuddi talabalar turganday bo'lgan. Ya'ni men yozgan talabalar xuddi yonimda turganday bo'lgan. Men ana g'alati bo'lib ketdim. Qaysi ma'nodaki ular o'lmaganligini, qaysi ma'noda ular tirik. Ya'ni shuncha orzular, g'oyalar, maqsadlar hech qachon o'lmaydi. Jisman yo'q bo'lishi mumkin, lekin ular kimgadir ko'chishi kerak. Va o'sha kimgadir ko'chayotgan odamlarni qidirib yurganlar. Ya'ni mamlakatni kimdir o'zgartirish kerakligini, rivojlanish bo'lishi kerakligini, O'zbekiston ham qudratli mamlakat bo'lish uchun hamma salohiyatga ega ekanligini, lekin shular amalga oshmayotgani uchun ularning ruhi bezovta ekanligini his qildim va o'sha kuni asar motivimdan boshqa o'zgarib ketdi. Ya'ni men ularning ruhi ko'chadigan yoshlarni qidirdim. Va ular mana shu o'ylaymanki va qaysi ma'nodagi jur'at bilan ishonamanki, o'sha kitobni o'qigan bola shunchaki befarq bo'lmaydi deb o'ylaydi. Agar his qilib o'qilgan talaba endi salgina boshqacharoq, salgina boshqacharoq o'ylasa, salgina boshqacharoq his qilsa, o'sha talabalar unga kitob bilan birga albatta uni xonadoniga, xonadondan so'ng albatta qalbiga kirib boradi. Ya'ni o'sha talaba endi ularni taniydi-da, men kim va ular kim degan bir savolni berishi kerak deb o'ylayman va o'sha 70 talaba umuman jadidlar, ular o'zlari jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, ularning qabri ham hatto
yok, ular kabr ham qolmagan va bu ham bir qanday bizga ramziylik, ya'ni ular o'lmagan va ular bizdan mana shunday bir harakatni millatimiz uchun, mamlakatimiz uchun nimadir o'zgartirishni, yangiliklar qilishni kutyapti. Va bu aynan bugungi talabalar buni o'qishi kerak deb o'ylayman. Asosiy maqsadim shu yoshlar o'qishi kerak va bizdan kuchli biologlar, ximiklar, fiziklar, adabiyotchilar, arxitektorlar chiqishi kerak. Qarang, agar o'sha 70 talaba qaytganda va o'lmaganda nima bo'lardi? Mamlakatingiz zo'r bo'lib ketarmi degan savol bo'lishi mumkin. Biz ko'ryapmizki, bugun 70 ta kuchli vazir ko'p narsani o'zgartirishi mumkin. Mamlakatga qaytmagan o'sha 70 ta talabani hammasi vafot etgandan so'ng ularga xabar beriladiki, qaytmanglar. Ya'ni bu yerda umuman qaytish sizlar o'sha davlatda turib mamlakat mustaqilligi uchun kurashinglar deydi va ayrim talabalar qaytmaydi va ularning salohiyati uchun bir misol bu. Va ular asosan Turkiyada yashab qolishadi va bugun Turkiyaning ziroat, arxitektura, kimyo sohasidagi asosiy darsliklarni ular yozgan. Anqara shahrining shahar arxitekturasini qurgan odam o'sha talabalarning biri. Ularni qanchalik qudratli, qanchalik kuchli ta'lim olganligini va agar ular o'lmaganda nimalar bo'lishligini bir misol, ya'ni ular ko'p narsani o'zgartirgan bo'lardi. Ularning ruhlari bezovtada desiz, lekin hozir aksariyat odamlarimiz bariga mudroq holatda yashab kelyapti. Biz o'sha 100 yil davomida o'shanaqa bir-birimizga xayrlik qilish, bir-birimizni yo'limizni to'sish o'sha o'zimiz yiqilgan toshga kimdir yana yiqilishi uchun zamin tayyorlash bilan shug'ullandik-da. Ya'ni xalqda ko'tarilib chiqqan har qanday yoshni boshiga urish bilan, boshiga urish va uni qo'rqitish bilan. Mamlakatda bir gap borki, qon-qonimizga siyosatga aralashma degan bir gap shunchalik singdirilganki, aslida siyosatga aralashma degan gapning o'zi bir siyosat. Bu adabiyot inson siyosatga aralashmasligi uchun faqat tug'ilmaslik kerak. Bu romanda ham bor. Chunki siz tug'ildingizmi, bevosita siyosat ichidasiz. Ijtimoiy hayotda ichidasiz va biz yana bir shunday xalq bo'lib qoldikki, biz yig'loq xalq bo'lib qoldik. Qo'rqoq bo'lib qoldik va bu bizga bevosita singdirildi. Aslida biz unday xalq emas edik. Aslida biz onalarimiz juda gaplari keskin, onalarimiz juda yovqur, otalar yovqur, bir so'zli, lafzli va bu bulardan aynib ketdik va biz bularni qaytarishimiz kerak. Biz bo'ldik mana 100 yil. Buni qaytarish uchun har bir odam asosan mana shu ziyolilar buni o'zini burch deb bilishi kerak va buning uchun shaxsiy manfaatni sidirish, qaysi ma'noda sidirib chetga sidirish kerak. Faqat bir narsani o'yladim. O'sha 70 talaba o'sha 70 talaban xayoli meni boshimdagi hamma narsani chiqarib tashladi. O'shalarni ko'chirish, ularni qayta tiriltirish va o'sha 70 talabani bugun O'zbekistonda o'sha 70 talabani topish, qidirish, boshqa hech nima o'ylaganim yo'q. Na qo'rquv, na hadik, na mashhurlik, na bironta bir manfaat. Bizda shunaqa qolipli fikrlar bor ediki, albatta sen romaningni 40 yoshdan keyin yoki 50 yoshdan keyin yozishing kerak yoki sen bu kashfiyotni ustozlaringdan keyin qilishing kerak. Sen ilmda albatta 20 yoshli olim bizda fan doktori chiqmasligi kerak. Juda katta xato fikrlar va bu millatimiz oyog'idan botqoqqa tortayotgan odamlar. Ya'ni botqoqdan chiqishini xohlamayotgan odamlar. Aslida hammasi yoshlar uchun, aslida hammasi o'zi uchun. Yoshlar bugun xuddi tarix takrorlanuvchi deganda o'tgan asrni 20-chi yillarda bir millat ko'tarilgan bo'lsa, bugun ham ko'tarilyapti. Tan olish kerak, bugun yoshlar dunyoni kuchli kuchli joylarda o'qiyapti va ular bugun mamlakatni o'zgartirish kuchiga ega. Biz faqat ichimizdagi qo'rquvni va bir-birimizga o'sha bo'lgan to'sqinlikni yo'qotsak bo'ldi. Bu aslida biz haqimizda-ku. Bu aslida bugungi hayotimiz haqida-ku. 3,5-4 yil saflagan sababi nimada deb o'ylasam, ana shu kalitni topa olmadim.
Yani o'sha kalitni topishga qiynaldim ki bugungi davrga qanday o'tkazaman? O'sha 70 talabani qanday olib o'taman? Ular agar o'sha 70 talaba shunchaki hikoya qilib qo'ysangiz, uning qiymati ko'chmasdi. Bugungi talabalarga uni qiymati olib o'tib bo'lmasdi. Ya'ni bugungi kunlar fojiasi agar sizning asaringiz zamonga davrga mana shu odamlarga xizmat qilmas ekan, biz yana jadidlarga umuman o'zi mamlakatga bir xiyonat qilganday bo'lmaymiz. Quruq kitoblar chiqarib, faqat o'zimizning nomimizni mashhur qilgan bo'lmaymizmi? Va shuning uchun asosiy e'tibor va asosiy ko'lam bugungi kunga ko'chib, u ko'payib ketdi keyin. Ya'ni bugungi kunning og'riqlariga aylanib ketdi. Bugungi talabalarning fojiasiga aylanib. Agar biz bugun haqiqatni o'sha atrofimizda bo'layotgan haqiqatni cho'lpon iborasi bilan aytganda haqiqatni ko'zlaridan qo'rqsak, rahbarlarga qaray olmasak, haqiqatga tik qaray olmasak, ahvolimizga achinarli, ahvolimizga qashshoq va faqir odamlar borligiga va ular ayanchli yashayotganligiga, otasini ko'rmay ulg'ayotgan bolalar ko'pligiga, ular butun mardikorlikka mahkum bo'lgan xalq borligiga va ularni ko'rmay turib qanday tuzatish mumkin? Va bugun bu holni tabiiy qabul qilayotgan. Tabiiy qilayotgan. Bolalarni shunga ongli ravishda tarbiyalayotgan ota-onalar, o'sha yoshligidan qaysidir mamlakatga borib faqat qullikni orzu qilayotgan yoshlar borligini va uni tabiiy ko'rim birinchi navbatda adabiyotning vazifasi kimnidir yoki bosh kimnidir tuzatish emas, dardni ko'rsatish. Asl adabiyotning maqsadi kasalni aniqlash, dardni ko'rsatish. Millatning dardi shu ediki, millatning dardi bu kattalarni ham, o'zimizni ham dardimiz, biz haqiqatga, haqiqatni ko'zlarga boqishdan qo'rqamiz. Ya'ni biz qilmishimiz, bu bizning kamchiligimiz deyishga, bizning xatoimiz deyishga qo'rqamiz va mana shuni ko'rsatishni asosiy planga chiqib ketdi. Javlon, shu bizning xatoimiz deyishni o'rgandik, tan olishni o'rganmadik. Tilda o'rgandik, ammo dilda emas. Chunki diliga ko'chgan odam buni amalida ham shu narsa ko'rinadi-da, amaliga ham ko'chadi. Lekin biz shu kitobingiz odamni, masalan, bizga tutilgan ko'zgu. Biz sirtimiz bilan shug'ullandik. Endi hozir ichimizga qarashimiz kerak. Ichimizga ko'zgu tutishimiz kerak. Bu narsalar ham bor sizda. Bugun biz talabalarni asramas ekanmiz. Kuchli talabalarni, kuchli shaxslarni asramas ekanmiz va 100 yildan keyin ham biz shu ahvolda qolib ketishimiz tayin, shubhasiz. Bugun qasr istidodli qo'shnimizning o'g'li yoki yaqinimiz shartnoma pulini to'la olmay o'qishdan haydalib ketayotganini jimgina kuzatamiz, achinib qo'ya qolamiz. Biron amaliy harakat qilmaymiz. Vaholanki o'sha 70 talabani o'qishi uchun mana bugungi Chorsu bozorlarida yoki Toshkentning Piskent, Parkent, Samarqandning chekka-chekka hududlarida bolalar o'z tengdoshlari gadoychilik qilgan. Ya'ni uyma-uy yurib, siz ta'lim uchun kistangizni kavlamaysizmi? Bir o'zbek bolasi o'qishni faqat puli yo'q uchun o'qishni tashlab ketishi bu o'zbek uchun uyat deydi. Bu fakt, buni men o'zim qo'shmaganman, bu o'sha gazetada, jurnallarda tinimsiz chiqish qilgan. Va cho'lpon aytadiki, bugun gap kashtaklarimiz faqat gap bilan to'yinayapti-da. Avvallari mana shu Toshkentda ham gaplar bu siyosiy va ijtimoiy mavqeda bo'lgan va gap kashtakda albatta pul yig'ilgan hozirgidek. O'sha pulning ma'lum bir qismi teatr, matbuot va talabalarni o'qish uchun sarflangan. Va o'sha Toshkentdagi jami gap kashtaklarning yig'ilgan pulning 25% o'sha Germaniyada o'qiyotgan talabalarga jo'natilgan. Qarang, har bir o'qiydigan bolani qanchalik e'zozlagan xalq. O'sha asaringizda yozgansiz, men sinov o'tkazdim. O'sha ko'chada turdim. 100 mingmi, 200 ming bering, uzr hozir, 100 ming, 200 bering, lekin birontasi ma'rifat uchun bir tiyin berib ketmadi. Bir ayol niyat qiluvdim, shuning uchun ihson berib ketayapman, sadaqa berib ketayapman deb aytdi. Juda hech kim ma'rifat uchun bir tiyin ihson qilishga tayyor emas. O'rtog'i uchun, o'qishi uchun kimgadir yalinish buni sharmandalik emas, bir sharaf deb qabul qilish kerak, chunki u ertaga mana shu millatni qaysidir yukini ko'taradi, qaysidir og'riqlarga yelka tutadi, qaysidir dardlarni davolaydi. Shubhasiz, u buni hech qachon unutmaydi. O'sha talabalar ham aytadiki, biz qanday qolishimiz mumkin? Axir biz uchun u yoqda bolalar
yoshlar, ustozlarimiz gadoychilik qilib yurgan paytda. Biz o'qishimiz uchun ular ovqatlanmayotgan bir paytda. Biz qanday qilib Berlinda qolib ketishimiz mumkin dedi. Va bugun mana Chicago shtatida yashaydigan bir do'stim bor. U O'zbekistonda bunaqa kadrlar juda kamyob ekan, deyarli yo'q darajada. Men unga doim o'shanga ham bir mana shu kitobni yuborganman. Zora qaytib kelsa deb. Qaytishing kerak. Sen qaytishdan qo'rqma. Qaytishdan qo'rqma, chunki o'lim va xavf hamma joyda bor. Lekin vataningga burch, vataningga qaytish va bu yerdagi shu yurak kasalligidan o'layotgan bolalar bir gün ko'zlaridan o'tishi mumkin, chunki yurak, tug'ma yurak bilan tug'ilgan bolalar juda ko'p. Sen ularga davosan. Seni shu millat o'stirdi, o'qitdi. U mana shu kitobni o'qib qaytish orzusida hozir. Agar qaytib 100 tami, 1000 tami bolani hayotga qaytarsa bu katta bir sharaf-ku. Buxoro, Buxoro, Buxoro degan asaringizni o'qiganman, hikoyangizni o'qiganman. Yaxshi, juda chiroyli boshlangan. Lekin oxiri publitsistikaga qarab ketib qolganini qanday izohlaysiz? Yoki menga shunday tuyuladimi? Ko'p bora shu fikrda aytishadi menga. Ko'p bora, ya'ni boshi shunaqa boshlangan, publitsistik ruhga o'tib ketgan va bu shunaqa bir janrim bor. Ya'ni publitsistik badiiy omuqda va men bu asar o'z aslida bir qissa yoki romanga tatiydigan mavzu edi. Va o'sha asosiy maqsadim o'sha 90 yil o'tib ham sen kimnidir mamlakatdan yoki millatingni ayirmoqchimisan? Bunga hech qachon erisha olmaysan. U 90 yil o'tgandan keyin qaytib kelish mumkin degan g'oya edi. Va shuni aytishga shoshilganman. O'shani aytish uchun boshdagi gaplar tuzilgan. O'shani gapirish uchun ya'ni bu millatni yo'qotib bo'lmasligini ya'ni qayerda bo'lishdan qat'i, u chaqaloqlikda ketgan bo'lsa ham, unda millat tushunchasi qolib, u 90 yoshda ham qaytib kelganligini urg'ulash uchun yo'q, o'sha asosiy matn o'zi oxirida, o'sha siz asosiy o'sha publitsistika. Publitsistika, o'sha shuni aytmoqchiman. Boshida agar buni uzaytirishim bu qissaga va katta bir qissaga tortardi-da, o'sha batafsil yozish uchun. Lekin o'sha kam betlarda asosiy mohiyatni ochish uchun o'sha aynan publitsistik ruh tanlangan. Tomoshabinlarimizga ana shu hikoyalaringizni, qolaversa ozodlik, ayol, Stalinga maktublar, lobar, lobar, mening lobarim hikoyasini ham o'qishni tavsiya qilardim. Hammasini aytib o'tirmayman, hammasini tahlil qilish niyatim yo'q. Lekin bir ayol haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Qanday qilib ayolning dardini, ko'nglini shu qadar nozik his qilasiz? Men balki oilada bitta o'g'ilman. Opalarim, singlim bor. Birinchidan bu ham ta'sir qiladi. Ya'ni biz oilada ayollar ruhiyatiga yaqin urganganmiz va aslida amakilarim ko'p, 4 ta amakim bor va o'zimni aynan opalarim va ularni hayoti, bugungi hayoti va ularni har bir hayotdagi narsasi tizga kelib turadi. Yaxshi kuni ham, yomon kuni ham. Uni his qilishga, ularni hech qachon esdan chiqarishga haqqingiz yo'q. Va atrofimdagi ayollar, o'sha onalar mavzusida ham o'ylantirib, azoblab kelgan va bir kuni bevosita o'sha qishloqda yurganimda o'sha ayol haqida eshitib qoldim va bu bo'lgan voqea umuman boshqacha shaklda, lekin hikoyadagidek emas, lekin paxta terayotgan ayol gapirib beryapti. Charchab uyga bordim, hammadan kutdim, o'g'limdan ham boshqadan ham. Keyin indamaydi, kimjim soat 10 gacha 11 gacha kutdim, hamma o'tiraverdi. Keyin hammasini chaqirdim, o'tiringlar, bugun qanday kun? Hech kim bilmadi, hech kim. Bu o'ylab ko'rdim, bu qanday kun? Erimga savol berdim, bolalarimga savol berdim, ular kulishdi, kimdir baqirishdi. Keyin o'sha uyda doim eri turadigan, eri ichadigan,
açık su deyip yürüyemem. Arak tülüm, yürü turadigen içimlikini içip, bugün beni tuğlayan külüm deydi. Yani biz onamız diyem, yakınlarımız diyem, ayarlardan daim faydalanış. Ben ulan faydalanış bir matağa eğlendirip, cemiyette ulan onun şu, hatta ulan tuğlayan külünü yiyem, yaş külünü yiyem. İsten çıkarıp koyuyoruz. Tuğlan kününü isten çıkarıp koyuş, bu insan hikayelerini isten çıkarıp koyuş. Ne maksı bu olaydı? Avalı milletti, milletti hem aileni hem başları gururlu oluş gerek. Ve en mühimi, bu etken milletimizde ziyali, güçlü 5% katlamada işte gurur şekillense, bu bütün milletki keserlik gibi yukadı. Onun için biz edebiyatımız, sanatımız, umum kuradı genersler. Bana bugün ben ettim ki, memleketler kendi rojlandır. Bunlar o şey tiyatrdan, kinodan, filmlerden, ünlü, edebiyattan ünlü faydalanıştı. Ve onlar bitti yine o şey şer yürekli kurgen bana umum başkaca uygulandık. O şey biz nige bir maş edebiyat küçüden, sanat küçüden şunca vakit faydalanmadık. Çünkü devlet tuzuklar var. Yani söz erkinliği bo'lgan, ijtimoiy erkinlikka bo'lgan, yozuv erkinligiga bo'lgan va filmlarga ham bo'lgan kesishlar. Biz filmlarda ham hatto qaysimiz cheklovlar qo'yganmiz, adabiyotda ham cheklovlar qo'ygan edik. Va bu o'z-o'zidan mana mamlakat maydalashib qolishga, mayda odamlar yaxshi yashardi chunki va katta odamlarni agarcha bitta g'ururli odam, bitta jur'atli odam yaxshi yashaganligini, bitta olim yaxshi yashayotganligini yani doğru sözde etkin adam başı keltek tigme geldiğini bilse yine millet uygun adıdı böyle. Yani ben hem şunu diye buluşum ki bizde 100 yıllıkta halk kanımızda sinmeyen taze yani yokur kan var ve bunu uygulatış şüphesiz mümkün. Bunun için o şey memleketin aydınları, memleketin liderleri. Avvalo şu milli gururunu sıkılışı ve bunun için kuraşış gerekti böyle. Asar ahirede son sözler var. Kitobxon o'qib tushunmadi deb o'ylaysizmi? Kitobxonga yana qayta yetkazish maqsadida shu narsa qilindimi? Bu narsaga biroz tushunmadim. Axir asarda bu hammasi aytildi-ku. Asar aslida shuni aytish uchun, shu fikrlarni yetkazish uchun yozilgandi-ku. Yo'q, bu yerda zo'r gaplar bor. To'g'ri. Buni o'zi bir asar, buni ham. Nima uchun so'ng so'zlar kiritdingiz? Tolstoy urush va tinchlikning oxiridagi qator bobni bir eslab ko'ring. Juda ko'pchilik tanqid qiladi, juda ko'pchilik yoqmaydi va lekin u yozuvchi uchun aytishi kerak. Aytmasa nafas ololmaydi. Aytmasa yasholmaydi. O'sha oxiridagi boblar ko'p uchundir. Hatto Amerikada uni o'sha boblarni kesib tarjima chiqarishgan, uzun-uzun olib tashlashgan. Lekin men o'sha joyni o'qishni yaxshi ko'raman. Chunki o'sha paytda yozuvchi bilan yolg'iz qolasiz. Ya'ni o'sha roman qahramonlari biroz chekinadi. Va yozuvchilar o'zi ham o'sha paytda yozuvchini eshitishni xohlayman. Va qaysidir ma'noda oxirgi yozganim biroz ishonchsizlik ham bo'ldi o'quvchilarga. Balki bir qanday ikkilanish bo'ldim va o'sha asosiy maqsadim bor-ku, o'sha maqsadimni yanada singdiray. Toki o'sha 70 ta talaba bugun 70 ming talaba bo'lib O'zbekistonda paydo bo'lsin. O'zbekistonda o'sha 70 ming talaba o'zgartirsin va o'sha mohiyat yanada ochilsin deb bu meni xatoyimmi yoki ishonchsizligimmi o'shani yanada ularga tushuntirishga yanada ochishga harakat qildim va endi turli xil o'quvchilar borligini ham navbatga olgan holda birinchi marta kitob o'qiyotgan yoshlar va o'zini turli xil savollari bu kitob nima qildi, nimani ochib berdi degan savollarga yanada teranroq fikrga ega bo'lish uchun ham bilmadim lekin oxirgi so'ng so'zni juda ikkilanishlar bilan keyin qo'shishga qaror qildim. Javlon, kelganingiz uchun rahmat. Bildirgan fikrlaringiz uchun tashakkur. O'ylaymanki, har bir aytgan gapingiz, asarda yozgan har bir fikringiz albatta kitobxonga yetib boradi. To'g'ri, men adabiyotshunos yoki tanqidchi emasman, lekin bugun xalqimizni unda katta bir yozuvchi paydo bo'lgani bilan chin dildan tabriklayman. Javlonda nafaqat yorqin iste'dod bor, balki yozuvchiga juda zarur bo'lgan bir fazilat,
xislat, jihat, jasorat ham bor. Ana shu jasoratni yozuvchilik jasoratini men Javlonda shu yosh yozuvchida ko'rdim. Jasoratsiz yozuvchi nazarimda yozuvchi emas. Garchi unda juda katta iste'dod bo'lsa ham. Jamiyat o'zgarishni istasang, avvalambor o'zing o'zgarding. Agar shu jamiyatda qo'rquv yo'qolishini istasak, avvalambor shu qo'rquvni o'zimizda yo'q qilaylik, o'zimizdan qutulaylik. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.